Bir diğeri şu Doğu Anadolu fayı. Burada bir uyarı yapmak istiyorum. Bakın, bu fay uzun zamandır şuskun. Kuzey Anadolu fayı enerjisini büyük ölçüde boşalttı, İstanbul'un kapılarında duruyor. Ama Doğu Anadolu fayı uzun zamandır suskun. Ne kadar uzun zaman? Yani mesela işte Bingöl depremleri burada oldu ama aşağı yukarı mesela Maraş civarında 1500 yıllarından beri deprem olmadı. Dolayısıyla halbuki o bölge burada için, büyük depremler olmuş. Efendim, o bölge için bir ciddi bir risk söz konusu mu şu kesinlikle anda? Kesinlikle. Elazığ Bingöl arası. Malatya fayı gerçekten son İstanbul Teknik Üniversitesi'nde arkadaşlarımızın, Cengiz Zapçı ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada Malatya fayı üzerinde uyarı verdi arkadaşlar. Bunu da yayınladılar. Burası enerji birikimi fazla, dikkatli olunmalı gibi. Mesela Kahramanmaraş ve çevresinde Elazığ Bingöl arası, özellikle Sivrice Gölü'nün bulunduğu taraflar, veya Elazığ Adıyaman arası, buralarda tarihi dönemlerde de ciddi büyük depremler var ve bunların tekerrür periyodu kimisinde artık dolmak üzere, buralarda ciddi şekilde çalışmalar yapıp bu kentsel dönüşüm diye benim anlattığım 6 parametre üzerinde çalışmaları gerekiyor. Hatay yöresi bizim ciddi deprem beklediğimiz, uyardığımız yer. Bu konuyu da altını çizdiğimiz iyi oldu. Çünkü deprem dendiğinde Türkiye'de çoğunlukla riskin de ve tehlikenin tabii büyüklüklerinden ötürü Marmara bölgesi, İstanbul'u konuşuyoruz. Fakat Türkiye'de nüfusun ve ekonominin yine önemli olduğu yerler arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimiz, Malatya, Kahramanmaraş, o hattın yani şu koyu kırmızıyla Doğu Anadolu bordo renkte gördüğümüz kuşakta da ta Hatay'a kadar uzanıyor değil mi hocam? Evet. Oradan Akdeniz'e doğru gidiyor Kıbrıs'a. Bir ciddi risk olduğunu, üstelik orada uzunca bir süredir bir deprem olmaması sebebiyle bir enerji biriktiğini Profesör Doktor Naci Görür söyledi. Ve bu fay başlarsa çalışmaya, tıpkı Kuzey Anadolu fayı gibi, nasıl ki o 1939, 42, 43, 44, 57, 67 ürettiyse bu fay da büyük depremler üretebilir. Peki, tarihi sürede bunu yapmış. 7 ve üzeri depremler mi? 7 ve üzeri depremler de var burada, var. Evet. Dolayısıyla buralara şimdiden hazırlı olmak lazım. Bakın Hakan Bey. Son bir cümle alayım, onunla kapatacağız. Peki o zaman son cümle şu. Lütfen. Bakın, çok net olarak, fazla uzatmadan. Bugün Türkiye Cumhuriyeti hükümeti veya buradaki illerin valileri ve belediyeleri, yer bilimcilere, deprem bilimcilere, Türkiye'nin neresinde deprem olur, hangi büyüklükte olur, hangi periyotta, hangi zaman dilimi içerisinde meydana gelebilir, bunun için ne yapmak lazımdır derlerse, daha deprem olmadan, depremi beklemeden biz bunların yerlerini gösterebiliriz. Onlar da başlarlar depremi, zararını azaltmak için çalışmaya. Şimdi söylediniz de, biliyorsunuz da araştırmalara dayanarak. Ama biz bir şey yapmak için depremin olmasını bekliyoruz. Yani sorunumuz o. Ben iddia ediyorum tekrar. Hükümet bizden istesin. Şahsımı kastetmiyorum. Türkiye yer bilimleri camiasından desin ki nerede, ne büyüklükte, ne zaman deprem olur, biz yerleri gösterelim. Buyurun o zaman düzeltin oraları. Neyi bekliyoruz?